Teknosistem'e hoş geldiniz dostlar. Bugünkü teknoloji molamızda çalışmayan mikrofonlara bir şans daha vermeyi deneyeceğiz. Arkadaşlar, eğer kulaklık veya mikrofon setiniz USB üzerinden bilgisayarınıza veya laptopunuza bağlanıyorsa çok fazla problem yaşamıyorsunuz demektir. Ama yine de bir kenarda dursun, izlemekte fayda var. Ama eğer kulaklık mikrofon set girişiniz elimde gördüğünüz gibi 3,5 mm jack girişine sahipse benim gibi birçoğunuz problem yaşayabilir. Hep birlikte çözümü arayalım. Öncelikle Windows ayarlarınızı kontrol edin. Bazı Windows 10 güncellemeleri güncelleme öncesi çalışan bazı donanımlarınızın veya programlarınızın tekrar düzgün çalışabilmesi için ufak dokunuşlar isteyebilir. Windows, Ayarlar, Gizlilik menüsü altındaki mikrofon tercihleri kısmında mikrofon erişimi kapalı konuma getirilmiş olabilir. Değiştir butonuyla mikrofonu açık konuma getirdiğimizde mikrofon tekrar çalışacaktır. Gözümüz aydın diyebiliriz ama bazen bunu söylemek için erken olabilir. Yani problem sadece bundan ibaret olmayabilir. Ama benim ve birçok arkadaşın yaşadığı gibi problem hala devam ediyorsa sorunun kaynağı Windows değil, sahip olduğumuz elimdeki kulaklık ve mikrofon setinin 3,5 mm kablo yapısından kaynaklanıyor arkadaşlar. Elimizde bulunan kulaklık setini bilgisayarın kulaklık girişine taktığımızda sesin gayet güzel geldiğini ama mikrofonun çalışmadığını fark ederiz. Ve bu gerçekten can sıkıcı oluyor. Soketi defalarca takıp çıkarmak ya da üfleyip belki toz kaçmıştır demek maalesef fayda vermez. Değerli dostlar, çok teknik kelime savurmak ve detaya inmek istemiyorum ama aslında farkında olmadığımız şey 3,5 mm ses bağlantılarının birden fazla tipi şekli olduğu. Akıllı telefonlarla gelen birçok yeni kulaklık seti 4 pinli veya TRRS bağlantı dediğimiz bir kablo tipiyle gelir. Peki nedir bu TRRS? Arkadaşlar, TRRS İngilizce tip, ring, ring, sleeve kelimelerinin kısaltması. Bu kelimeler 3,5 mm bağlantı kablosunun pin çıkışındaki bölümlere verilen adlar. Şöyle bağlantı ucuna bir yakından bakarsak küçük plastik halkalarla birbirinden ayrılmış 4 metal kısımdan oluştuğunu görürüz. Tip yani en uçtaki kısım sol ses kanalını, ring yani onun altındaki metal kısım sağ ses kanalını, ring yani yanındaki metal kısım güç iletimini, sleeve yani en sondaki metal kısım mikrofon görevini alır. Doğal olarak 4 pinli erkek konnektör düzgün çalışması için ona uygun TRRS giriş yuvasına ihtiyaç duyar. Bu tip TRRS jack yuvası çoğunluk akıllı telefonlarda, tabletlerde ve güncel yeni laptoplarda mevcut. Bu sayede görüşmelerimizi ve toplantılarımızı sorunsuz yapıyoruz. Ama daha eski laptoplarda ve çoğunluk PC'lerde ayrı kulaklık ve mikrofon girişi yuvası mevcut. Bu yuvalar 4 pinli yuva gibi gözükse de hatta jack'ı taktığımızda yuvaya sorunsuz tık diye otursa da bu yuvaların mikrofonun çalışmasını engelleyen belirgin bir farkı vardır. Ne farkı? Bir başka 3,5 mm bağlantı tipi var ki buna da 3 pinli veya TRS bağlantı diyoruz. Tip yani en uçtaki sol ses kanalını, ring yani onun altındaki metal kısım sağ ses kanalını, sleeve yani en sondaki metal kısım güç iletimini gerçekleştiriyor. Kulaklık setimizi bilgisayarımıza veya laptopumuza taktığımızda seste sıkıntı yok ama mikrofon çalışmıyorsa, sesimiz karşı tarafa gitmiyorsa bunun nedeni 3 pin veya 4 pin 3,5 mm bağlantı noktaları arasındaki farktan kaynaklanıyor demektir arkadaşlar. 4 pinli kulaklık mikrofonu 3 pinli 3,5 mm jack yuvasına sokarsak içinde mikrofon desteği olmayan 3 pinli dişi yuva 4 pinli erkek soketteki mikrofon verisini okuyamayacaktır. Bize de benim mikrofon bozuk herhalde demek düşecek. Bunu kilit yuvasına oturduğu halde dönmeyen bir anahtar gibi düşünebiliriz. Anahtar uysa da kilit içindeki milimetrik dişliler anahtar üzerindekilerle uyuşmaz. Ya yanlış kapıya doğru anahtarı ya da doğru kapıya yanlış anahtarı deniyorum.
Bu problemi çözmek için ekstra bir donanıma ihtiyacımız var arkadaşlar. O da işte bu gördüğümüz 4000-3000 ayırıcı kablo. Bir başka deyişle splitter kablo. Bu splitter sizin tek kablo halindeki 4000 TRRS bağlantınızı mikrofon ve kulaklık olarak ayırıyor ve 3 pine uyumlu hale getiriyor. 4 pinlik tek kabloyu splitter'a takıyoruz. Ardından üzerinde kulaklık simgesi olanı kulaklık girişine, mikrofon simgesi olanı da PC veya laptop'taki mikrofon girişine takıyoruz. Hepsi bu kadar. Burada şu hatırlatmayı yapmakta fayda var arkadaşlar. Apple aynı pin yapısını kullanıyor ama mikrofon ve sinyal kontrolü için şemada gösterildiği gibi farklı bir metot kullanıyor. Bunu niye yapıyor diye soracak olursak, internette okuduğum kadarıyla Apple kendi Apple ürünlerini kendi cihazlarıyla uyumlu ve diğer cihazlarıyla uyumsuz yapmak için böyle bir yol seçmiş. Benim Samsung mikrofon kulaklık setini Apple'a taktığımda mikrofon çalışmayabiliyor. Apple markası dışında bir kulaklık mikrofonu iPhone'unuza takmak isterseniz bir başka ekstra donanıma ihtiyacımız var. O da şu elimdeki Lightning 3.5 mm dönüştürücü minik arkadaş. 4 pinli 3.5 mm kabloyu dönüştürücüdeki yuvaya takıp Lightning girişiyle bağlantı sağladığımızda mikrofon algılanmış oluyor. Görüş, öneri, deneyim ve sorularınızı yorumlara bırakabilirsiniz. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Abone olursanız memnun olurum. Teknosistem'den bir sonraki videoda görüşmek üzere.